Merhabalar. Bugünkü Merkez Bankası toplantısında çıkan karar piyasanın beklediği gibi politika faizinin %14 seviyesine sabit bırakılmasıydı. Öte yanda toplantı tutanaklarından verilen mesajlara şöyle bir baktığımızda aslında bir önceki toplantıya diyelim yakın mesajlar olduğunu söyleyebiliriz. Göz açacak olursak her şeyden önce varyantlar ve jeopolitik riskler ile küresel iktisadi faaliyet üzerinde aşağı yönlü riskler olduğunu söylemiş Merkez Bankası. Bunun dışında enflasyonist ortamın küresel anlamda arz talep dengesizlikleri ve pandemi sonrasında özellikle arz tarafındaki sıkıntıların etkisiyle ortaya çıktığını ve bu anlamda da küresel merkez bankalarının değişen söylemlerini ancak mevcut politikalarında merkez bankaların hala küresel merkez bankaların kolay para politikalarını sürdürme yönünde devam ettiklerini belirtmiş. Yani ekonomik temellerden uzak olarak enflasyondaki yükselişi tanımlamış. Küresel enerji ve gıda, tarımsal emtia fiyatlarındaki artış tedarik süreciyle ilgili sıkıntılar kaynaklı demiş. Ve TL'nin değer kazanmasına yönelik ve liralaşma yönündeki mesajların da bu toplantıda öne çıktığını görüyoruz ve burada TL'nin değer kaybetmesinin önüne geçmek amacı ile diğer kurumlarla beraber Merkez Bankası'nın da bu yöndeki faaliyetleri atılan önlemlere destek vereceği bir dönem ve bu konuya verilen önem ortaya çıkıyor. Onun dışında önceki toplantıda olduğu gibi cari 2022 yılı cari açıkta iyileşme yönünde bir beklentisi var Merkez Bankası'nın. Ocak ayında açıklanan cari açık rakamlarından sonra bu beklentiyi korumuş ve 2022 yılında cari fazla konusundaki iyimserliğini devam ettiriyor gibi gözüküyor. Aynı zamanda uzun vadeli TL yatırım kredilerinin önemli olduğunu söylüyor ve bu anlamla da yine TL'ye öncelikli yatırımları özellikle kurumsal yatırımlar anlamında ön plana çıkaran bir politika izleneceğini de altını çizmiş diyebiliriz. Bu toplantıdan çıkan sonuçlar aslında hem politika faizinin %14 seviyesinde bırakılması hem de verilen mesajlar piyasa için sürpriz değildi diyebiliriz. Peki sonrasında verilen tepkiler nasıldı? Aslında güne başlarken endeks bir miktar işte 2041 seviyelerinde dünkü kapanışıydı BIST 100 endeksinin. Bugün gün içerisinde özellikle Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin haber akışı bir miktar satışlara sebep oldu ve geri çekilme yaşandı. Ama şimdilerde BIST 100 endeksi 2045-2046 endeks seviyelerinde yatay bir seyir içerisinde diyebiliriz. Ama gün içinde gelen haber akışına paralel olarak 2018 seviyesine kadar bir geri çekilme oldu. Yine bilanço beklentileri ve gerçekleşmelerine göre piyasada fiyatlamaların devam ettiğini ve özellikle iyi bilanço açıklayan şirketlerin dün de bu ön plandaydı. Bir miktar daha piyasadaki satışlara direndiğini ya da yukarı gitme eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. Grafiklere bakıldığında grafikler de bize aslında bu yatay görünümün devam ettiği izlenimi veriyor. Özellikle günlük grafikte 2000 seviyesi önemli bir seviye. 2000 seviyesi altındaki kapanışlar biraz piyasa için moral bozucu olacaktır ki hafta başında hatırlarsanız 1970 seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşamış. 1970 altında kapanışlar biraz piyasada satıcıların kontrolünün olduğu bir piyasa izlenimi verecektir. Öte yandan bir süre daha özellikle hafta sonu yaklaşırken jeopolitik riskler artar mı endişesiyle sanki 2050 endeks seviyesi üzerinde yeni yüksek seviyeler için piyasa temkinli duruyor gibi görünüyor. Yükselişin devamı için ilk etapta 2050 üzerinde 2070 seviyesine doğru bir hareket olmalı ki ve buradan alıcılarla tekrar 2100 ve hatta 2145 seviyesine doğru bir yükseliş yaşanabilsin. Ancak söylediğim gibi görünürdeki hareket, işlem hacminin çok yüksek olmayışı ki 2100 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması için en azından BIST 100 endeksinde 35 milyar TL ve üzerinde bir işlem hacminin yakalanması gerektiğini düşünüyoruz. Diğer göstergelerde
Makdi yani alış sinyali vermeye çalışıyor ama daha tam olarak alış yönde bir sinyal üretmemiş. RSI ortalarda yine ne çok aşırı alım bölgesinde ne aşırı satım bölgesinde. İşlem hacminde son birkaç günlük bir düşüş yaşanmış. Bu da gayet normal çünkü bir takım belirsizliklerle piyasa kararsız hareket ediyor. Türk lirası tarafına gelirsek özellikle dolar Türk lirası paritesinin ne yönde hareket ettiğine bakacak olursak aslında Ocak ayı başından itibaren diyelim biraz yükseliş, bir 14 seviyelerine doğru bir hareket ama sonrasında özellikle Ocak ayının ikinci yarısı ve Şubat ayı boyunca yatay bir seyir görüyoruz. Bu yatay seyir içerisinde özellikle 13.30 altında kapanışlarla piyasa biraz daha Türk lirası pozitif fiyatlamaya geçebilir ama şu anda bu pozitif fiyatlamayı üretmek için de yeterli bir sebep bulamıyor. Ancak bu bant içi hareketle sanki TL'de istenen seviyeler olması da bu seviyelerde yani 13.50 ve etrafında bir denge sağlanmış gibi görünüyor. 13.30 altında kapanışlarla bir miktar TL pozitif fiyatlama 12.80'lere doğru bir geri çekilme olabilir. Ama şu anda bunun bir emaresini göremiyoruz. Sadece teknik olarak belli seviyeler üzerinden değerlendirme yapabiliyoruz. Öte yanda işte 13.95-14 seviyeleri kritik seviyeler. Bu seviyeler üzerinde biraz dolar pozitif fiyatlamaya doğru ve dolar Türk lirası paritesine yükselişe doğru bir adım atılacaktır diyebiliriz. Yatay bir seyir var ama bu seyir 2020 yılının ikinci yarısındaki kadar uzun bir süre olacak mı? Yoksa daha kısa bir dönem içerisinde bu süreç bitecek ve bir yerde acaba Türk lirası bir kırılma yaşayacak mı? Dolar Türk lirası paritesi. Bunu biz de merak ediyoruz. Öte yanda bir de altına değinmek istiyorum. Çünkü altın tarafında bir hareket yaşandı. Altın burada XAU USD olarak yazacağız tabii. Yaşandı. Jeopolitik riskler, Rusya-Ukrayna gerginliği ile altın fiyatları bugün 1892 dolar ons seviyesine kadar yükseldi. Şimdilerde bir miktar bir geri çekilme var. Haber akışına diyelim paralel olarak piyasanın hareket ettiğini söyleyebiliriz. Burada kısa vadede altın için 1870 dolar seviyesini kabaca önemli bir destek yani kısa vadede önümüzdeki birkaç gün içerisinde destek olarak görüyorum. Bu seviyenin altında 1850 dolar desteği çıkıyor. Yukarıda bugünün yüksek seviyesi aslında 1894 dolar. 1895 dolar üzerinde kapanışlarla altın 2021 Haziran yüksek seviyesi olan 1915 dolarlara doğru bir yükseliş hareketi ve potansiyeli barındırıyor. Ama daha ziyade Rusya, Ukrayna ve jeopolitik riskler ve güvenli liman olma özelliği altının bir miktar öne çıkmış durumda. Sadece bu değil, yani bütün bunların etkisiyle ve dün FED toplantılarının toplantı tutanaklarının altında ardından Mart ayı faiz artırım beklentisi %50 fiyatlamasının geriye çekilmesi ve acaba bir enflasyon var ve küresel merkez bankaları bunda mücadele etmek zorunda ama gene de bu merkez bankalarının mücadelesi yeterli olmayacak ve merkez bankaları enflasyonun gerisinde kalacak mı fiyatlaması arka planda altını yukarıya taşıyan sebepler arasında diyebiliriz. Devamının gelip gelmeyeceği biraz da 1915 dolar üzerinde fiyatlamalara bağlı ama 1895 ve 1915 dolar bölgesinin bu direnç bölgesinin önemli bir direnç bölgesi olduğunu ve eğer haber akışıyla desteklenmese de biraz geçilmesinin zor olduğunu belki kısa vadede kar realizasyonları gelebileceğini tahmin ediyoruz. Ancak kesin bir şey söylemek zor çünkü bir gerginlik var ortada ve bu taraftaki haber akışına hassas bir ürünle bir emtia ile karşı karşıyayız. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın. İyi günler.